Baba, seni çok üzgün görüyorum. Ah oğlum, ah! Hülya'yı düşünüyorum. Bir türlü mazisini hatırlamıyor. O doktor da buradan ayrılacağını söylüyor. Onun yerine başka bir doktor buluruz. Hayır oğlum! Görüyorsun, kızım doktorunu istiyor. İyileşinceye kadar onu burada tutmalıyız. Yalvarırım, gitmesine mani ol. İstediği 50 milyonu ona ver. 50 milyon mu? Evet. Yeter ki kızım iyileşsin. Pekala. Sağ ol evladım. Güzel. 50 milyon vermeyi kabul ettiniz demek, ha? Bu parayı ben vermiyorum sana. Ama Avni Bey böyle istedi. Avlu çeki git buradan. Hey! Hey! Koçum! Hey be! Sağ ol ortak! Hadi git, gözüm görmesin seni! Sahte doktor! 50 milyon! Hak ettim doğrusu bunu! Sağ ol ortak! Dur bakalım! Ben doktor değilim ama Hülya'nın hayatını kurtardım. Şimdi Avni Bey'e gidip senin Hülya'nın kocası olmadığını, bir sahtekar olduğunu, hırsız ve bir kadın öldürdüğünü, ayrıca polisten kaçtığını söylersem o zaman ne yapacaksın? Hayatım benim avcumda. Nerede olursan ol seni mahvedebilirim. O halde ne bekliyorsun? Hadi git, ele ver beni. Yo, hayır. Seni ele vermeyeceğim. Biz kendi aramızda anlaşırsak, ikimiz de çok zengin olabiliriz, öyle değil mi? Senden fazla bir şey istemiyorum. Kızının hayatını kurtardım. Bu benim hakkım. Üstelik zorla da almıyorum, değil mi? Bana bak sahte doktor! Beni ele verebilirsin. Ama bu eve zararın dokunmayacak! Zarar vermeyi düşünen kim? Sen de az değilsin ha! Zengin kız alıp ömür boyu rahat edeceksin! Bunun neresi kötü? Aslan ortak! Hadi bakalım, bol şans! Mutluluklar dilerim sana! Hadi eyvallah! Ah, şikayetçi seni! Hülya, al çocuğu! Dikkat et canım, bugünlerde çok yaramaz! Çok tatlı! Kimin bu çocuk? Senin çocuğun yavrum! Hayır, benim çocuğum yok! İyi düşün kızım. Yeter artık bu lüzumsuz konuşmalar! Siz kimi kandırıyorsunuz? Yalanlarınızdan bıktım usandım. Artık dayanamayacağım. Doktor bey, bütün bu lüzumsuz konuşmalar başıma dert oluyor. Onlara çocuk ve kocamın olmadığını söylesenize. Peki. Sen git istirahat et. Ben onlara söylerim. Hadi. Doktor bey, kızımın delirmesini mi istiyorsunuz? Onun sağlığından ben sorumluyum. Ama siz böyle devam ederseniz, bir gün kesinlikle delirecektir. Anlaşıldı mı? Peki doktor bey, ne isterseniz onu yapın. Umudunu kaybetme. Size söz veriyorum, çok kısa bir zamanda Hülya sağlığına kavuşacaktır. Baba. Hülya'yı kaybedeceğimden korkuyorum. Babacığım, umudunu niye yitiriyorsun? Onun kazada öldüğünü sanıyorduk. Geri geldi. Yakında iyileşir. İnşallah yavrum. İnşallah. Sizi istiyorlar Ali Bey. Sizinle gelmeye hazırım. Sizinle gitmeye gerek yok. Karınız kazadan kurtulmuş. Ona ait belgeleri getirdim. İmzalayın. Pekala. Teşekkür ederim. Buyurun. Güle güle. Merak edilecek bir şey yok. Geçmiş olsun enişte. Ali Bey! Korktum değil mi?
Benimle oyun oynama. Benden ne istiyorsun? Hani biz arkadaştık? Benden sana kötülük gelmez. Sen burada dönen dolapları bilmiyorsun. Hasan'la Ahmet bir dolap çeviriyorlar. Sana inanmıyorum. Benden söylemesi. Ben sana iyilik yaparsam sen de bana yaparsın değil mi? Ben bunu yapamam. Rüyaya aşığım. Onu aldatamam. Onu zaten aldatıyorsun. Hani damat rolü. Anlarsın ya, bir oyun daha oynayacaksın, o kadar. Bu oyunu benim yüzümden oynuyor. Ondan bunu ben istedim. Babamın hayatını kurtarmak için doktor. Ablam iyileştikten sonra seni bir daha burada görmek istemiyorum. Olur. Parayı alır almaz giderim. Size de mutluluklar dilerim. Ha, yalnız şu var. Hasan'la Ahmet'e dikkat edin. Benden söylemesi. Bunu yapamazsın. Babanı kandıramam. Babamı kandıran sen değilsin ki, benim. Bu para zaten benim. Babam o kadar zengin ki onu bu para etkilemez. Sen bilirsin.